Geldik ek fiilin ikinci görevine. Bak birinci görev ne işe yarıyordu? İsimleri ve isim soylu sözcükleri yüklem yapıyordu. İkinci görev de fiillere gelecek. Basit zamanlı, basit çekimli fiiller. Çekimli fiil neydi? Fiiller konusunda işlemiştik. Kip eki alan sözcükler. Yani kip eki alan sözcüklere fiillere idi, imiş, ise getireceğiz. Onları bileşik zamanlı yapacağız. Ya da bileşik çekimli yapacağız. Formül burada. Önce fiil lazım. Fiil üzerine kip gelecek. Böylelikle çekimli fiil olacak. Çekimli fiilin üzerine ek fiil gelecek. Şahıs eki zaten olmazsa olmazımız. Sonuç bileşik zamanlı fiil olacak. Şimdi yine üç tane ek fiilimiz var. İkinci görevde 3 tane hikaye, rivayet, şart. 3 tane ek fiil var. Bakın dolmamıştı. Şuraya bakıyorum. Mışmış, duyulan geçmiş zaman. idi ek fiil. O zaman duyulan geçmişin hikayesi. Seçtiydi. Görülen geçmiş, görülen geçmişin hikayesi. Şimdiki zamanın hikayesi, gelecek zamanın hikayesi. o burada işimiz uzun. Böyle devam eder. Bakın bütün olasılıkları e, görüyorsunuz burada. Rivayet imiş ile yapılıyor. Olmalıymışsınız. Bak gerekliliğin rivayeti. Duyulan geçmişin rivayeti. Bakın yor imiş. Şimdiki zamanın rivayeti geleceği rivayeti bu böyle devam ediyor. Şart bileşik da bakın ise ile yapılıyor. Geniş zamanın şartı, duyulanın şartı, görülenin şartı, şimdiki zamanın şartı bunlar da böyle devam ediyor. Bunları tek tek böyle ezberlemene gerek yok. Bakın sorularda şunları ayırmanı isteyecek. Diyecek ki, aşağıdakilerden hangisinin yüklemi bileşik zamanlı fiildir diyecek. Demek ki diğer dört tanesi basit zamanlı fiil, bir tanesi bileşik zamanlı fiil. O zaman benim basit zamanlı fiille bileşik zamanlı fiil arasındaki farkı bilmem yeterli soruyu çözebilmem için. Veya bu parçada kaç tane bileşik zamanlı fiil vardır diye sorduğunda yine aynı şekilde basit zamanlarla bileşik zamanlar arasındaki farkı bilmem yeterli. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Yapacağımız tek şey şu. Fiilin içinde. Bak fiillerde idi, bakın idi, imiş ve iseyi ayırarak okumayı deneyeceksin. İdi, imiş, iseyi ayırarak okuyabiliyor musun, okuyamıyor musun? Bak bir daha baştan gelelim. Dolmamış idi. Bak okunuyor. Seçti idi. Düşüyor idi, katılacak idi, verir idi, vermeli idi. Hepsi okunabiliyor. O zaman bunların hepsinde ek fiil var. Bir de buradan gelelim. Olmalı imiş kurgulamış imiş, yaşıyor imiş, gelecek imiş, rastlar imiş, çıksa imiş, ola imiş. E bunlar da da oluyor. Bunlarda da ek fiil var. Bildirir ise bak ayırıyorum. Anlatmış ise, ödedi ise, önermiyor ise, alacak ise bak bunları da ayırabiliyorum. Demek ki bunların hepsinde ek fiil var. Neleri ayıramam? Mesela şöyle birkaç örnek yazalım. Şöyle gelirdi dedim. Delirdi dedim. Sorardı diyorum ya da sorarmış, sararmış örneklerini yazdım. Şimdi bunların bazıları basit çekim, bazıları bileşik çekimli. Ne yapıyoruz? Burada biraz önce yaptığımız uygulamanın aynısını yapacağız. İdi, imiş, iseyi ayırmaya çalışalım. Her gün buraya gelirdi. Oluyor mu? Her gün buraya gelir idi. Evet oluyor. Burada ek fiil var demek. Ki. Burada ek fiil var. O sözcük bileşik çekimli. O adam delirdi desem, o adam delir idi. Hı, olmadı. O zaman burada ek fiil yok. Bu basit çekimde. Yapraklar sararmış. Yapraklar sararmış. Olmuyor. Sarar imiş olmuyor. Ek fiil yok. Garip garip sorular sorarmış diyorum. Sorar imiş oluyor. Ek fiil var. İşte tik koyduklarımızda ek fiil var. Onlar bileşik çekimli. Çarpı koyduklarımızda ek fiil yok, basit çekimli. Yapacağımız tek hareket bu. Fiillerde idi, imiş, ise arayacağız. Şimdi arkadaşlar, ha şu dır eki. Bakın birinci görevde bir dır ekimiz vardı değil mi? Şuraya yazalım. Dır dir eki. Ne demiştik biz buna? Bildirme eki dedik. Şimdi bu dır eki birinci görevde ve birinci görevde ne yapıyordu? Onları isimleri yüklem olmasını sağlıyordu. Fiillere de gelebilir ama Bileşik zamanlı yapmaz. Bunu unutmayın. Fiillere dırdır eki geldiğinde onları bileşik zamanlı yapmaz. Şimdi ilk soruda bunu göreceğiz. Hangisinde bileşik zamanlı fiil yoktur? Bak çıkmıştır. Dırdır geldi. Ek fiil var mı? Var. Ama bileşik zamanlı yapmıyor. Bir de şuraya bakıyorum. Bakmıştır. Ya olasılık ve kesinlik anlamları katan bir ektir bu dırdır ek fiillere geldiğinde. Ama bileşik zamanı yapmıyor cevabımız adına. E diğerlerine bakalım. Söylememiş idi. Bak ayırabiliyorum. Buraya baktım çıkmış idi. Gelmedi ise sormaz idin. Burada idi, imiş, iseler ayrılabiliyor. Bunlar bileşik zamanlı. A'daki basit zamanlı. Ekelem farklı görevde kullanılmıştır. Şimdi ekelimiz iki görevini gördük değil mi? Biri isimler, isimleri, isimleri yüklem yapıyordu. Yani isim cümlesi kuruyordu. Diğeri de fiillere geliyordu. Bileşik zamanlı yapıyordu. O zaman isim cümlesi mi fiil cümlesi mi? Soru bu aslında. Bak ben miyim? İsim cümlesi. Sonra çalışmaktı. Bak mekmak yazıldığında sözcük neye dönüşüyordu? İsme dönüşüyordu. Bak, i̇sim cümlesi. İsim cümlesi. Sonra arkadaşlarsınız. İsim cümlesi, gelmiş idim fiil cümlesi, çalışkanım isim cümlesi. Hangisi farklı? Bu kadar. Yani böyle bir soru görün İki eylem farklı görevde kullanılmıştır diye sorun da isme mi gelmiş fiile mi gelmiş ona bakacağız. Yani isim cümlesi mi fiil cümlesi mi? Bileşik zamanlı fiilleri bul diyor. Hadi bulalım. Bak idi, imiş, ise'yi ayırabildiğim fiiller arayacağım. Bak bul imiş olmuyor. Burada ek fiil yok değil mi? Yerleşmemiş idi oldu. Sonra oturuyor imiş, sızıyor idi, yükseliyor idi, gelecek imiş, sonra düşünüyor idi, kalksa imiş, bakın geçirebilir imiş oluyor mu? Oluyor. Bak, şurayı da aldım. Sonra kaçırıyor imiş, karşılaşır imiş, bak içmeliyiz zaten idi imiş ise yok bunu almıyoruz. Planlamışmışlar. Değil mi? Şurada gerçekleşme imiş olmuyor. Bak bunu almıyoruz. Bunu almıyoruz. Anlamalı imiş. Sonra başka var mı? İstiyor ise başka da yok. Başka da yok. Bu yuvarlak için aldığım her sözcük bileşik zamanlı fiil. Yani ek fiil almış bileşik zamanlı fiiller bunlar. Ek fiil bu kadar arkadaşlar. İki göre. İsimleri yüklem yapar, fiilleri bileşik zamanlı yapar. Bu konuyu da bitirdik. Bir sonraki konumuza görüşmek üzere.